Bursa'da 9 ay önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Güner Aydın... ...gece saatlerinde eski sevgisi Derya Apas'ın arkamda bulunan beste apartmanı B bloktaki evine geldi. Daire kapısını kırarak içeri giren Aydın, yatağında uyuyan 36 yaşındaki kadını 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Aydın'ın... ...tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşmasında Derya'yı öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını bıçaklarken öldürmeyi düşünmediğini belirtmesi ise herkesi hayrete düşürdü. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Beraber tatillere giderdik. Yani benimle vakit geçirmeyi de çok seviyordu. Ben hatta bir 5-6 sene de aynı evi paylaştık. Kuşlara. Çünkü o da seviyor değil de buğday koyuyordu, şey koyuyordu sokak kuşlarına. Sokak kedilerini doyururdu. Bu nasıl bir kıskançlık, bu nasıl bir erkeklik, bu nasıl bir aşk. Yani ben aşığım, çok seviyorum. İnsan sevdiğini incitebilir mi ya? Kıskançlıktan mı oldu? Ne bileyim nasıl bir kıskançlık, kıskançlık da değil bana göre. Kızımın maddi imkanlarından faydalanamayacağını anladı. Ben bir tek buraya görüyorum. Benim bildiğim 15-16 bıçak darbesi ee, ne o, ölüm raporunu yazanlar da öyle gördük. Fakat bunun 5 tanesi öldürücüymüş bu yani tasarlamış, planlamış bir genç kadına yani eliyle veya koluyla tutabileceği yerde 15-16 tane bıçak darbesi vurmak demek. Bu tamamen canavarca bir his demek. Çünkü daha evvel de öldürdüğü için herhalde artık bu canavarlaşmış diyorum ben. Başka bir şey söyleyemiyorum. Vurduğu darbelerin çoğu arkadan. Yani kızım kaçmak istemiş. O arkadan vurmuş darbeler. E, 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 şeyle böbreklerini falan parçalamış onu doktorlar öyle söylediler bunu. bu tür mahlukatlar yaşamamalı ama maalesef kanunlarımız buna uygun değil ama en ağır ceza ne e, ağırlaştırılmış müebbet bunun da bir kere değil üç kere beş kere ağırlaştırılmış müebbet hapis vermelerini beklerim başka türlü çünkü bunların dışarıda dolaşması her zaman için bir tehlike bunu benim yanımda görenler e, bu adını ben Murat biliyorum ama Günermiş. Sonradan öğrendik. Bu şahsın psikopat olduğunu falan söylediler bize. Zaten korkmaya başlamıştık. Uzaklaştırma kararı falan aldık ama yani e, demek ki bir defa yapan bir daha yapabiliyor. Kızım, kızım korkuyor musun? Ve korktuğunu ben gözümden gözünden anlıyordum kızımın çünkü benim evladım bu. E, en son artık e, ölmesinden bir gün evvel Artık korkmuyorum baba bana hiçbir şey yapamaz dedi ama yarın günü maalesef bu olayla karşılaştık evet. evimde o gece yani sabah çünkü sekiz buçukte işe geleceğim kızım da işe gelecek ev yattım gece saat bir miydi iki miydi hatırlamıyorum telefona uyandım korkarak polisler e, hastaneye gelmemi söylediler kızımın yaralı olduğunu söylediler koşup gittim doktorlar da orada e, e, yani e, durumu kötü, Metin olun falan dediler. Biz elimizden geleni yapacağız kurtarmak için dediler ama maalesef kurtaramadılar. Çünkü sırtında da bıçak vardı. Çok yeri de kanlıydı kızım. Daha önce de şiddet gösterdi. Daha önce şiddet gösterdi. Ee, e, zaten ondan sonra kızım çok korktu. Çünkü... Ee, o an yani o konudan şikayetçi olmak istemedi. İşte ayrılalım bir iki ay ayrı kalalım dedi. O arada evine zorla kapıyı kırarak girdi. Onları da inkar etti ama kayıtları var bende. İzmir'de olduğunu söylediği halde güvenlik kamera kayıtlarını ona da attım hatta o zaman. O zaman da ne var ya ben çok seviyorum gibi bir şeylerle kendini müdafaa etmeye çalıştı. O arada uzaklaştırma kararı aldırdık ama ondan sonra uzaklaştırma kararı varken de yine hiç peşini bırakmadı. Bir tane bıçak falan olsa hadi dersin ki öldürmek değildi amacım. E 16 tane bıçak darbesini sallayan adamın nesi yani ben amacım öldürmek değildi diye konuşabilir ki o öldürmeyi tercih etmiş. Zaten öldürmek amacıyla bıçağı beline sokup kapıyı kırıp içeri giren bir adam ne için gelir ki? Sadece yüzüne tükürmek isterdim." diyordu ki "Ben e, e, derya olmadan yaşayamam. Ben ölürüm." E, böyle diyen biri delikanlıyım ben. E, madem delikanlısın niye yaşıyorsun? Öldürdün kızımı. Kendisi de ölseydi o zaman. Bunu hiç mahkemeye bile bırakmazdı adam sözünün eri olan bir erkek adam.